Muhterem kardeşlerim, Rabbimizin isimlerini, en güzel isimleri anlama gayretimiz devam ediyor. Elhamdülillah sizler dinliyorsunuz, not alıyorsunuz. Tamamını yazıp gönderen kardeşlerim var. Bir kardeşim baştan beri yazıyor, gönderiyor. Yarım gönderen, tam gönderenler var. Biz de yazabildiklerimizi koyuyorduk ama derslerin de olması hasebiyle her gün vakit olmuyor yazamıyorum önceden İnşallah siz bu ders notlarını kayda geçer yazar bize gönderirseniz tabi onlardan bir kısmını çıkaracak yeni şeyler koyacak takdim tehir yapacak İnşallah bir Esma Hüsna kitabı buradan çıkarmış oluruz Kardeşlerim El Hakem Celle Celalu Rabbimizin bu ismine gelmiştik. El Hakem o hakimdir. O hakemdir. Hiçbir hükmü Rabbimizin geri çevrilmez. Neyi nasıl takdir ettiyse Allah Teala'nın takdir buyurduğu yerine gelir. La muakkibe li hukmihi Cenab-ı Hakk'ın hükmünü hiçbir güç geri çeviremez, reddedemez. Bu Müslüman'da bir kader anlayışının oluşmasına, kadere rıza göstermeye yol açar kardeşlerim. Allah Teala böyle hükmetti der Müslüman, Rabbinin hükmüne teslim olur. El-Hakem Celle Celaluhu, dünyada kim ne yapıyor onları görüyor. Zalimi de görüyor, mazlumu da görüyor. Zalime yarın cezasını verecek, mazluma da. Eğer bir adam mazlumsa, mazlum olduğundan dolayı sevap kazanmaz. Mazlum gücü, kuvveti nispetinde direnecekti. Karşı koyacaktı zulme. Karşı koydu ama başaramadı zalimi mağlup edemediyse la yukellifullahu nefsen illa vusaha Allah Azze ve Celle insanı gücü üzerinde, takatı üzerindeki bir vazifeyle sorumlu tutmaz, mesul kılmaz. O kadarla sorumludur. Şimdi alim-i İslam'da bir zulüm var. Kafir zulüm ediyor. Müslümanlar başa emeyecekler gücü kuvveti nispetinde direnecekler. Yani onların bir kıvam hali, bir kıyam hali olacak. Küresel güçlerin İslam dünyasındaki karakolu mesabesinde olan İsrail yine terör östürüyor. Kudüs'te, Filistin'de. Ama elhamdülillah gördünüz Müslümanları. Akşam Mescid-i Aksa'nın avlusundaydılar. Ne diyorlardı? Canımız, kanımız aksa sana feda olsun. Hayber, hayber ya Yahud. Ceyşu Muhammed sevfe Yahud. Hayber'i unutma ey Yahudi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu yeniden dönecek. Olacak kardeşlerim. O ordu dönecek. Efendimiz aleyhisselamın ordusu dönecek. Fakat Yahudi ile savaşmanın iki şartı var. Birincisi nedir? لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا Fetih Suresi'nde Rabbim buyuruyor. Birinci olarak Yahudi ile savaşacak, Siyonistlerle savaşacak bir ordunun ilk özelliği orada görev alacak askerlerin hususiyeti nedir? Allah Azze ve Celle onlardan razı olacak. Yani onların derdi dünya olmayacak. Onların kavmiyet diye bir davası olmayacak. Onun için Arapların İsrail'le iki savaşı oldu. İkisinde de yenildiler. 6 tane 9 tane devlet. İsrail bir avuç. Karşısında duramadılar. Fakat Siyonistler askerlerini Gazze'ye gönderirken... Onlara cesaret hapı veriyorlar. Tankların içine girecekler. Karşıda millet var. Ellerinde bir şey yok. Öyle tank, top vesaire yok. Ama o halde korkuyorlar. Gidemiyorlar. Neden? Birinden biri Allah için mücadele ediyor. Öteki Arap'ın şerefi için mücadele etmişti. 9 tane devlet mağlup oldu gitti. Lekad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unka tahta eş-şecere fa'alima ma fi kulubihim fa'anzala es-sekinete aleyhim ve asabahum fethan qariba. 18. ayet kelime kardeşlerim. İkincisi Allah Teala onların kalbine sekinet indirecek. Yani iman olacak ki o kalbe sekinet gelecek. O zaman değil hey Siyonistler, değil Yahudi, bütün dünya toplansa Müslümanların önünde duramazlar. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi var, işareti var. İmam Müslim kitabul fitende rivayet ediyor. Bilad-ı Şam'a ordu İstanbul'dan gidecek. Kudüs de Bilad-ı Şam'ın içerisinde. Yani Kudüs'ü kurtaracak ordu İstanbul'dan gidecek. Elbette mescid Aksa yeniden hürriyetine kavuşacak. El Hakem Celle Celalu hükmünü verecek. Ama ne zaman? Ne zaman ki Allah Resulü Aleyhisselam'ı ashabı bütün varlıklarıyla Allah Teala'nın emirlerine, buyruklarına ittiba ettiler. Cenab-ı Hak onlara Hayber'in yolunu açtı. Yine bir ittiba olacak. Yine yollar açılacak. Yine kuzeyden, güneyden, batıdan, doğudan Müslümanlar tekbir sesleriyle Kudüs'e ilerleyecekler. Mutlak ve muhakkak olacak. Müslümanlar nereyi kaybettilerse orayı aldılar. Şuurlanınca aldılar. Şuurlanınca oraya geri döndüler. El Hakem Celle Celalu bize Allah Teala'nın hükmüne, onun buyruklarına Hiçbir gücün karşı koyamayacağını haber veriyor kardeşlerim. Eğer bizler Müslümanlar Rabbimizin o hükümlerinin İslam lehine tecellilerine mazhar olabilirsek seyreyleyin o zaman neler olacak kardeşlerim. El Hakem celle celalu onun hükümleri en güzeldir. Onun hükümleri en doğrudur. Onun hükümlerinde adalet var. Bir baba çocukları arasında malı taksim ederken adil olmayabilir. Hangisi daha zayıfsa ona daha çok verebilir. Ama ölünce çocuklar ne kadar alacak? El-Hakem Celle Celalu Allah azze ve celle onu tayin etti. İslamiyet geldiğinde kardeşlerim Kadına mirasla bir şey vermiyorlar. Evsin hanımı Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ya Resulallah dedi. Evs vefat etti. Amca çocukları geldiler. Bu kız çocukları savaşamaz dediler. Sen de kadınsın. Evsen kalan ne kadar malsa amca çocuk mal varsa amca çocukları alıp gittiler ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam durun buyurdu. Nisa suresinin yedinci ayeti nazir oldu. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Erkekler nasıl insan, onların nasıl mirastan hakkı var, payı varsa, kadınlar da insan, onların da mirastan hakları vardır buyurdu Allah Azze ve Celle. Sonra kadın ne kadar? erkek ne kadar yani kız kardeş ne kadar alacak adamın oğlu erkek kardeş kızın yani ne kadar alacak onları Allah Azze ve Celle tayin etti yani bir adam ölüyor mirasın taksim edecekler eğer çocukları biz kanuna göre yaparız Allah Teala'nın hükmünü tanımayız diyorlarsa bakın kardeşlerim El Hakem Celle Celalu onun hükmüne rıza göstermeyenler almış oldukları o malı ya hiç kullanamayacaklar ya da ondan bir hayır görmeyecekler. Göremeden ölüp gidecekler. Ayrılacaklar bu dünyadan. El Hakem Celle Celalu eğer onun hükümlerine, talimatlarına rıza gösterirse o maldan mirası olsun. Rabbim başka emirlerinde olsun. Allah'ın inayetiyle insanlar bir bereket bulacaklar. Onda bir bereket bulacaklar. Onda bir huzur bulacaklar kardeşlerim. Em hasibellezine ishtarahu seyyiat en nec'alahum kellezine amenu ve amilus salihat. Rabbim buyuruyor ki Câsiye suresinin 21. ayetinde Em hasibellezine ishtarahu seyyiat en nec'alehum kellezine amenu ve salihat. Bir tarafta günaha dalanlar var. Bir tarafta istikamet üzere yaşayanlar var. Biz bunları bir tutar mıyız? El hakem celle celalu. Hakim Allah olursa dünya ve ahirette bunları bir tutar mı? Bir tarafta bir tane genç var. Müslüman genç gözüne sahip, lisanına sahip, kulağına sahip. Bütün bu organlar bana, senin emanetin ya Rabbi. Ben onları haram yollarda kullanmam ya Rabbi diyor. Böyle bir genç var. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi onu ehli dünya zinaya, fuhşa çağırsa da ben Rabbime sığınıyorum diyen gençler. Bunların aile hayatlarıyla, Bugün o barda, yarın başka bir barda iffet çiğneme yarışına girenler, onların evleri, onların aileleri biri olur mu? Elbette olmayacak. El-Hakem Celle Celalu ne yaptıysa o önüne gelecek. Nasıl ahlaksızlıklar, iffetsizlikler yaptıysa öyle bir kadın düşecek kendisine. Onunla beraber olacak. Onunla hayatı devam edecek. El <laughs> hakem celle celalu kardeşlerim iman edenlerle etmeyenler musakim olanlarla günaha dalanlar dünyada da bir değil ahirette de bir değiller. Secde suresinin 18. ayetinde Rabbim buyuruyor ki: Efemen kane mu'minen kemen kane fasika. Yani Müslümanla fasık olan, günaha dalan bir olur mu bunlar? Aynı olurlar mı? Yani sizin hesabınızda bir değil. Bir adam var, malını alırken, satarken teraziye dikkat ediyor. Hakkaniyeti koruyor. Kimseyi kandırmıyor. Üzerine 10 gram fazla koyuyor. Bir böyle Müslüman var, böyle bir tacir var. Öteki de çalıyor. Devletten çalıyor, milletten çalıyor, haram ha, helal demiyor, dümdüz gidiyor. Efemen kane mu'minen, kemen kane fasika, la yesteun asla bir olmaz bunlar. Onun için salih kadınlar eşine ne derler? Sakın ha evin halısını, evin perdesini. Evin döşemesini değişeyim diye haram yollara girme. Biz bu evde belki 60-80 yıl kalacağız. Bu evi haram yollarla para kazanır, daha lüks hale getirirsen halidine fiha ebeda. içinde ebedi kalacağımız ahireti, cenneti kaybederiz. Kardeşlerim, El Hakem Celle Celaluhu bize diyor ki Asla helal yoldan kazananla harama dalan bir değil. Rabbim mutlak ve muhakkak bunları ayıracak. Bunlar birbirinden tefrik edecek kardeşim. O hakem Celle Celalu. O halde Müslümanlar Allah Teala'nın hükümlerini duydukları zaman koşacaklar. Öyle koşacaklar ki şu ayet kelimede ifade buyurulduğu gibi ve ma kana ve mu'mine iza qada Allahu ve rasuluhu emran ay yekuna lehumul min emrihim. Allah Teala hüküm veriyor. Peygamber Aleyhisselam hüküm veriyor. O zaman Müslümanın bir muhayyerlik hakkı yok. Allah konuşuyorsa, Peygamber Aleyhisselam konuşuyorsa, otur diyorsa orada oturacak, yürü diyorsa orada yürüyecek, şunu bileceksin. Allah emrettiyse mutlaka bunda hikmetler var. Kardeşlerim uymadık tesettürde, mirasta, faizde, devlet idaresinde, talimde, terbiyede uymadık Rabbimize esaslarına. Okullarımız ne halde? İşimiz ne halde? Ekonomi ne halde? Hayatın sair şubelerini, şubeleri, sair şubeleri, noktaları, alanları ne halde? Huzur var mı? Saadet var mı? Eğer saadetin sadece ve sadece İslam'da olduğunu biliyorsak, neden dönmüyoruz kardeşlerim? Ne için dönmüyoruz? Neden nesillerimizi bizden sonra gelenleri İslam'ın güzelliklerinden mahrum ediyoruz? El Hakem Celle Celalu hakim odur. O hükmederse adalet olur. İnsanlar hükmederler. İnsanlar kanunları belirler. İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmeler telif ederler. Onları uygulamaya koyarlarsa o zaman işte yetkililer de açıklıyorlar. Kadına zulüm, kadın cinayetleri katlanarak arttı. Kimle sözleşme yapalım? Bizi yaratan Allah Azze ve Celle ile. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi kardeşlerim? Elbette o bilir. Seni bilir. Huzuru hangi esaslarda bulursun? Aileni neye göre yönetince orada saadete ulaşırsın? Kim bilir? Ela ya'lemu men halak. Seni de beni de yaratan Allah Azze ve celle bilir. Kardeşlerim <laughs> Rabbim Kur'an-ı Kerim'i niçin gönderdi? Uygulayalım diye. Hayata tatbik edelim, taşıyalım diye bunun için geldi. Kur'an-ı Kerim'in uygulandığı asırlar ası saadet oldu. Müslümanlar orada huzur ve saadet buldular. Fakat şimdi öyle oldu ki artık Kur'an-ı Kerim alem-i İslam'da hiçbir yerde uygulanmıyor. Sanki Müslümanlar şunu söylüyorlar. Ya Rabbi bu hükümlerin devri bitti. Bu hükümlerin zamanı geçti. Peki şöyle bir mukayese yapsalar. Kur'an-ı Kerim'in uygulandığı zamanlar Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti. O zaman Müslümanlar dünyaya hükmediyorlardı. Peki kafirlerin kanunlarını aldılar, zelil oldular, mahkum oldular. Ya hiç mektebe gitmeyen birisine bunu söyleseniz, bak tarihte böyle devletler vardı deseniz, şimdi Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i terk edince bu hale geldi. Kardeşlerim, mektep okumayan birisi, kitap görmeyen, tarihle alakalı en küçük malumata sahip olmayan birine bunu söyleseniz, o kıyas yoluyla elbette Kur'an-ı Kerim'in hükümleri yeniden bu ümmeti ayağa kaldıracak, hakim konumuna getirecek bu sonuca ulaşmaz mı? Ulaşır. Neden duruyoruz o halde? Niçin bununla alakalı adımları atmıyoruz? El <laughs> hakem celle celalu. Kardeşlerim Allah Teala Müslümanlar hakim olarak kabul edince mahkemeler değişir. Oradaki hakimler değişir. Kulillahu <laughs> yuftikum. Müftikim Allah Azze ve Celle. En büyük müftü kim o ayet kelime değil mi? Allah fetva veriyor. Müftüler ne yaparlar? Müştehitler Allah Teala adına Kur'an-ı Kerim'den alırlar, işşahat yaparlar, hadis-i şeriflerden alırlar. Aslında onların müftülükleri, yani müftü derken bugünkü dairelerdeki kardeşlerimi kastetmiyorum. Müfti demek, müştehit demek yani Ebu Suud gibi böyle alimleri kastediyorum. İmam-ı Azam gibi, gibi böyle zatları. Onlar ne yaparlar? İ'lamul muvakki'in diye bir kitap var. An Rabbil alemin. Allah adına onlar fetva verirler. imza atarlar. Böyle bir hakimde, böyle bir kadıda derin bir şuur, hassasiyet var. Nasıl namazda Rabbim huzurunda duruyoruz? Mahkemede de onlarda böyle bir huzur hali olur. Kimin nereden olduğuna bakmazlar. Eğer burada yanlış bir hüküm verirlerse, burada temizdeki Hakimler onun arkadaşı olabilirler, davasını çizmezler belki ama Aleyhissallahu bi ahkemil hakimin dünyadaki bütün hakimlerin kadıların vermiş olduğu hükümler mahşere gelecek. Allah Teala orada bunların hesabını soracak. Sen adaletle hükmettin mi diye. Bir gün bir hakim, kadı, alim yani evinde dururken Kapı çalmış. Evladına demiş, evladım bak bakalım kim geldi, kapıya gitmiş. Birisi taze hurmayla geldi, hurma getirdi demiş. Hoşuna gidiyor, çok da severmiş. O mevsimde de taze hurma pahalı çok. Canı da çekiyor, alıp yemek istiyor. Evladım getiren kim? Bak bakalım, gel bana anlat. Geldi anlattı, baktı ki o adam önümüzdeki birkaç gün içinde mahkemeye gelecek. Biriyle davası var. Söyle ona hurmaları kabul edemeyiz de. Sonra dava olur. Ardından hakim devlet başkanının yanına gider. Efendim der ben istifamın kabul edilmesini rica ediyorum. Olur mu efendim der hükümdar. Yani siz adi salih muttaki bir kadısınız. Şimdiye kadar Adaletiniz üzerine hiç konuşulmadı. Yani öyle hakkaniyeti koruyorsunuz. Efendim der. Geçen gün kapım çalındı. Biri bana hurma getirdi. Kim olduğunu sordum. Anladım ki bu adamın önümüzdeki günler davası var. Hurmayı geri çevirdim. Dava günü geldi. Karşıda dava dava davalı davacı var. Onun hasmı da mahkemede. Fakat gönlümden geçti ki bu adam bana iyilik yapmak istemişti. Hurmalarını almadım ama dava onun lehine sonuçlansa diye içimden böyle geçti. <laughs> hani insan iyiliğin kölesidir derler ya. İçinde böyle bir meyil oldu. Ben onun hediyesini almadığım halde böyle bir meyil oldu da Allah Teala muhafaza buyursun. Ya hediyesini almış olsaydım o zaman tavrım nasıl olurdu? Ben üç günlük dünyada böyle bir veballe Rabbimin huzuruna gidemem dedi. Bıraktı kadını. Kardeşlerim şimdi insanlar bu tür vazifelere gelebilmek için neler neler yapıyorlar. Hepsi değil tabi ama bir kısmı. Fakat El hakem celle celaluhu diyen müminler, Müslümanlar onlar her imza atışlarında Allah Teala'nın huzurundalar, mahşerdeler. Rabbim şu imzanın kararın hesabını ver diyor. O da konuşmaya çalışıyor ama ahirette özür cümleleri yok, bahaneler yok. İzin verilmeyecek ki insanlar orada Özür beyan El-Hakem ismi işte bize bu ahlakı verecek. Müslümanlar karar verirken, adım atarken hep El-Hakem Celle Celaluhu'nun huzurunda mahşerde hesap veriyor oluşlarını düşünecekler kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin diğer ismi El-Adil Celle Celaluhu. O mutlak olarak adil. Adalet onda. Hikmetleri onun işleri, onun emirleri, onun talimatları hep adalete mebnidir. Allah Teala'nın tasarrufları, emirleri, buyrukları, şeriatı zulümden münezzehtir. Her tasarrufunda Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak adalet vardır kardeşlerim. Yaratışında adalet var. İnsan bedenine bakın. Kollarımı Rabbim burada yarattı omuzlarımda. Kollarım burada değil de ayaklarımın diz kapaklarımın olduğu yerde olsaydı. Yani bu kolları burada biz istemedik değil mi? Öyle var mı birisi? Kollarımın burada olmasını ben istedim, ben murad ettim. Onun için omuzlarıma kollarım bitişik diyen var mı kardeşlerim? Anne karnında bu tasarrufu yapan var mı? Ateisten, deisten, agnostik, şu bu vesaire. Bütün zerzavat toplasanız bunları. Bunların içinde böyle birisi var mı? Tercihde bulunan var mı? Müdahale eden var mı? Haberi yok. 3 yaşına, 4 yaşına kadar insan hayatını hatırlamıyor. O çocukluk, bebeklik dönemini hatırlamıyor. Sen nasıl olacak da anne karnında tasarrufta bulunacaksın? İmkanı var mı? İhtimali var mı? Yok kardeşim. Peki Allah Azze ve Celle El Adil ismiyle benim kollarımı burada yarattı. Yok onları şu belimin olduğu yerde yarasa ya da böğrümün olduğu yerde yarasa, diz kapaklarımın olduğu yerde yarasaydı. Peki ayakta duruyorum, ayakta dururken o eller diz kapaklarının oradan ağzıma yetişecek miydi, yetişemeyecekti. Eğilecektim. O halde ağzıma bir şeyi koyacaktım. Ya da ayaklarımın yanında olsaydı hemen o kağıt kemiğinin orada olsaydı nasıl yemek yerdik? Temizliğimizi nasıl yapardık? Başımızı nasıl yıkardık? O halde el adil senin bedenine o eller nerede olması gerekirse bedeninde orada yaratandır adaletle hükmeder, hükmeder, onun hükümlerinde, onun tasarruflarında zulüm yok, eksiklik yok, kusur yok kardeşlerim. Şu parmaklar şu kemik gibi olsaydı, bükülmeselerdi, nasıl yazar, kaşığı nasıl tutar, yemeği nasıl alır, nasıl ağzımıza getirirdik? Fakat bu parmakları böyle mafsallarla bükülecek şekilde nasıl insan ihtiyacını karşılayacaksa parmakları bir güç öyle yaratmış. El adil celle celalu onun tasarruflarında bu adaleti görürüz kardeşlerim. Yani gözlerimizi eğer ayaklarımızın olduğu yerde yaratsaydı nasıl korurduk? Ayakkabıları giydik gidiyoruz. Aşağıdan bakınca o gözler ileriyi göremeyecekti. Yani en değerli organımız ne? Başımız. Başımız da o gözleri yarattı. Yani bedene daha uygun. El adil celle celalu. Lisan bir de kalp. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştu. Men yadman li ma beyne'l lahyeyihi ve ma beyne farjayhi adman lahu'l cenne. Kim bana şu lisanına dair bir garanti verirse çene kemikleri arası yani diline dair bir de iffetine dair ona cenneti garanti ediyorum buyurdu Aleyhisselam. Yani bu noktada teyakkuz halinde olan Allah'ın izniyle ahiretini kurtarır. İnsan da iki önemli organ var. Biri lisan, biri kalp. Eğer lisanımıza ve kalbimize sahip çıkarsak o zaman hayatı bütünüyle Allah'ın inayetiyle büyük bir problem olmasa Müslüman kurtarır imanı olan tabi. Neden? E kalbiyle fesat düşünmüyor kimseye. Diliyle yalan yanlış konuşmuyor. Kimseyi yaralamıyor. İbadetlerine devam ediyor. Bu adam istikamete girdi demektir. El adil. Baktığımız zaman bedenimizde, organlarımızda onun bu isminin tecellisini görüyoruz. Suyu aldık kardeşlerim, içiyoruz. Mikroskopla baktığınız zaman içi mikrop dolu. Peki gözlerimiz mikroskobun gösterdiğini görmüş olsaydı insanlar su içebilirler miydi? İçemezlerdi sana zararı olmayanları görmüyorsun. Ama orada hayatı olanlar var. El adil celle celalu senin bir muvazenede yaşamanı murad etti. O suya da bir denge verdi. Onda bir takım yaşayan varlıklar var. Görmüyorsun onları. İçiyorsun. Eğer görseydin içemezdin onları. Yemeği iradenle yiyorsun ama nefes öyle değil iraden dışında sürekli havayı alıyorsun, oksijeni alıyorsun, karbondioksit veriyorsun. Eğer irademizle olsaydı insanlar uyurken ölürlerdi. Uyuduğumuzda da sürekli nefes alıyoruz. El adil. Yaşaman neyi gerektiriyorsa sistemi sen de öyle var ediyor. Kardeşlerim Allah Teala bize kulak verdi kulağımızla duyduklarımız, duymadıklarımız var. Fakat bir takım aletlerle insanlar neleri duyuyorlar? Farenin sesini o kadar yükseltiyorlar ki bir deneyde görmüştüm. Orada bir cam kafes var, yanında bir tane daha. Farenin yavrusu o cam kafeste gidiyor, geliyor. Cama vuruyor, geri dönüyor. Fakat korkunç bir ses çıkarıyor o gidiş ve gelişlerinde. Beyninde o ses var. Fakat siz duymuyorsunuz. O aletle duyuyorsunuz. Eğer duymuş olsaydık bu sesleri o zaman uyuyamayacaktık. Senin uykunu kaçırmayacak şekilde sana ne kadar lazımsa o kadarını duyuyorsun kardeşlerim. Öyle bir sistem takdir ediyor. İnna külle şeyin halaknahu bi kadar. Her şeye ölçü, her şey bir nizam takdir buyuruyor. Neye göre? El Adil Celle Celalu. Teşride, hükümlerinde bir adalet var. Namaz kılıyoruz. Eğer namazı Rabbim 50 zekat 50 vakit olarak farz kılsaydı, hani Buhari hadis-i şerifinde olduğu gibi, öyle olsaydı, hafifletmeseydi, o zaman 50 vakiti nasıl kılardık? Ya da oruç 30 gün değil de bir ay Ramazan-ı Şerif, bir ay değil de 6 ay olsaydı, bir yıl olsaydı, 10 ay olsaydı insanlar nasıl bunun üstesinden gelirdi? Yaşlar var, yazın tutamayıp, kışın kısa günde tutan pir faniler var. Nasıl bunun üstesinden gelirlerdi? Devletler bazen vergiyle zulmediyorlar. Ama siz İnanmış bir Müslümandan zekat verdi, malım azaldı diyeni duydunuz mu kardeşlerim? Allah Teala'nın sistemine bakın. Kırkta bir alıyor senden. Verdikçe yerine verdiğini koyacak. Verenler bunu görüyorlar zaten. Onlar veriyor, Allah Teala da onlara veriyor, onlara ikram ediyor. ve bir sistem koymuş. İnekler, sütü sabah akşam vermese, ayda bir verseydi o zaman insanlar inek bakamazlar. Çok pahalı olurdu. Yani her gün ot yiyecek, ayda bir süt verecek. Bunun üstesinden gelemezlerdi. Ama sabah veriyor, yeşil otu veriyorsun, bağırsakla kanın arasından sana o tertemiz, bembeyaz süt veriyor. Yeşil otu samanı bir süte çeviriyor İçinde kimyasallar yok onu katıyor inek de size süt veriyor öyle değil ama Allah Azze ve Celle'nin içeriye koymuş olduğu muazzam bir sistem var kardeşlerim Kul araytum in cealallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyame men ilahun gayrullahi yetikum bidiyah buyuruyor ki Rabbim eğer Allah Azze ve Celle kul araytum in cealallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyame geceyi kıyameti kadar ebedi kılmış olsaydı hep gece olsaydı men ilahun gayrullahi yetikum bidiyâ kimse gündüzü getirebilir kim geceyi getirebilir Hani geceyle gündüzün saatlerinde NASA, Amerika şu bu oynayabilir mi kardeşlerim? Hep gece olsaydı ya da hep gündüz olsaydı dinlendiğimiz o geceyi kimse getirebilir miydi? Kasas suresinin 71-72. ayetlerinde Rabbim adil adaletinin alemdeki tecellilerini anlatıyor. فَلْيَنْظُرِ insanu ila taami felyanzuril insanu ila taami insan yediğine baksın yani tohumu toprağa atıyorsun karpuz oluyor kavun oluyor sebze oluyor sonra alıyorsun onu kan oluyor bedeninde su oluyor hücrelerini besliyor bir kısmı idrar yoluyla sair yollarla bedenden ayrılıyor İçindeki bir sistem, bir mekanizma senin iradenle çalışmıyor. Onu o bahçeden aldığın bitkiyi bedeninde kan olacak, su olacak şekilde, gıda olacak şekilde, sana hayat verecek, hayatını devam ettirecek şekilde kullanımına uygun sistemi var eden kim el adil Celle Celaluhu onun sisteminde bir kusur görebilir misiniz kardeşlerim? Madem ki onun sistemi onun tasarrufunda bir problem yok. Niçin bedenimize koyduğu sisteme itiraz etmiyoruz? Kainatta koyduğu sisteme itiraz etmiyoruz. Organik bitkiler diyorlar. İnsan hendeseyle bitkiye, Tabiata müdahale etti, bozdu. Şimdi Allah Teala'nın ilk yarattığı şekil nasılsa ona dönelim. Onlar insan bedenine daha uygun diyorlar. Hayvan da öyle, bitki de öyle diyorlar. Madem orada yani tabi olana dönüyoruz da siyaseti, iktisadı, aileyi yönetirken neden Allah'a dönmüyoruz? Ne için fıtrata uygun bir aile istiyorsa o zaman Kur'an-ı e döneceğiz. Senin bedenini muhteşem bir şekilde El-Adl ismiyle yaratan Allah Azze ve Celle'ye dönelim. O buyuruyor ki Kullil mu'minine yeğuzzu min absarihim Müslümanlara, mümin erkeklere söyle, gözlerine sahip çıksınlar. El-Adl bunu söylüyor. Yani indirecek gözünü, Öyle bir hayatı olacak. Peki Müslüman buna uymuyor. Kadınlarla oturuyor. Gece yarılarında muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Talebem diyor, ben babası gibiyim diyor. O kardeşim diyor. Sonra bakıyorsun ki babası gibiyim dediği kızla evlenmiş. Hanımın bırakmış. Başka başka alemler. Neler ve neler. Peki El Adil diyor ki ben seni öyle yarattım ki o göz bakarsa o yürek kayar. O yürek kayarsa iffetini koruyamasın Müslüman. El Adil diyor ki bu göz cihazını bu sistemde kullanacaksın. Bu sistemde kullanırsan kendini haramdan koruyabilirsin. O zaman evini, o zaman aileni muhafaza edebilirsin. Peki itiraz edenler diyorlar zaten. Bizim kimseye zorla Allah'ın bu hükümlerini kabul edeceksin deme hakkımız yok. Ama kimse de bize bunları anlatamazsınız deme hak, selahiyet ve ehliyetine sahip değildir kardeşim. Ben Allah Teala'nın kuluyum. Memuriyet hikayedir. Evvela kulluk gelir. Elhamdülillah. Okuduğum bütün hutbeleri Yaptığım bütün konuşmaları memuriyetteyken, eğitim merkezi müdürüyken, burada camide okuduğum bütün hutbeleri Allah Teala'nın kuluyum. Kur'an-ı Hakim neyi buyuruyorsa ona göre okuyorum ya Rabbi dedim. Evvela kalbime soruyordum. Ey yürek sen burada söylediklerinin mahşerde hesabını verebilecek misin? Allah Teala'ya hesabını verebilecek misin? Kardeşlerim önünüze kürsü geldiğinde, vazife geldiğinde bir taviz vermeye başlarsanız sonra asla duramazsınız yuvarlanmaya başlayanlar onların duracakları yer o uçurumun dibidir dibi onun için yuvarlanma kardeşim hep o ayakların Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek izlerine bassın el adl celle celaluhu bize diyor ki Allah Teala'nın her hükmünde adalet var. Sen kadere rıza göster. Yani ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabim min qabl an nebraha. Başına ne geldiyse yeryüzünde kendi dünyanda hepsi başına gelmeden önce... yazılmıştı kardeşlerim... kadere rıza... imanın kemalindendir... yani ağlama sızlama... böyleydi böyle oldu... öyle oldu kardeşlerim... geriye dönme... keşke şöyle olsaydı... keşke şu adamla evlenmeseydim... keşke onu oraya göndermeseydim... yanlış yaptığından dolayı... pişman ol... nadim ol... o yanlışı tekrar etme... ondan dolayı istiğfar et... Ama keşkelerin ardına sığınma. Oldu bitti. Oradan bir ders çıkarıyorsun. Sonraki hayata devam ediyoruz. El adil diyoruz. Elbette kadere teslim ol demiyor bize şeriat. Zaten kimse levh-i mahfuzu okuyup da kaderin böyleydi böyle yapayım demiyor. Sen aklınla şeriata göre adımları atacaksın. Ama sonra böyle oldu. Öyle olana da rıza göstereceksin kardeşlerim. Yani pişman ol, nadim ol, yıkıl, kırıl. E sonra, sonra bir daha toparlanamazsın. El adil celle celalu bize bu hakikati anlatır. Her tasarrufunda Allah Teala'nın adalet var. Siz de adaleti kuşanın der bize kardeşlerim. El adil bir şey nerede olması gerekiyorsa orada olmasıdır. Yani bir devlet başkanı hazineden mal dağıtıyor. O malı zenginlere verse. Hep zenginlere veriyor. İhaleleri zenginlere veriyorlar. Böyle dağıtıyorsa. Silahları ulemaya veriyor. Kitapları da askerlere veriyorsa. Bu adalet olur mu? Olmaz. O halde el adil celle celaluhu'ya bakıp kim neye muhtaçsa ona Müslüman onu verir kardeşlerim. Rabbimin bir diğer ismi El Latif Celle Celalu. Latif kullarına her iki dünyada ihsanla bulunuyor. İkramla bulunuyor. Onların kulların, mahlukatın, İşlerini Allah Teala derin bir zerafetle çözüyor. Rahmetini, bereketini, lütfunu kullarına letafetle, zerafet dolaştırıyor. Bakıyorsun hiç hesap etmediği yerden kul merzuk oluyor. Onu rızıklandırıyor. El Latif Celle Celalu. Kur'an-ı Kerim'de El Latif ismi şerifi yedi yerde geçiyor. Bir tanesi kardeşlerim latudrikul absar ve o idrekul absar ve o latiful habir gözler onu idrak edemezler ama o her şeyi gözleri de bütün âlem bütün kainatı idrak eder o latiful habir Allah Teala latiftir kullarına rahmet eder İhsanda bulunur İkramını onlara zerafetle ulaştırır. En'am suresinin 103. ayetiydi bu. Yine Mük suresinde Rabbim buyuruyor ki Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. <laughs> Yaratan bilmez mi? O nedir? Latiftir. Yani tırnaklar nasıl olması gerekiyorsa sana onları öyle ikram ediyor işte. Eğer bu tırnaklarda hücreler olsaydı keserken etini keser gibi olacaktı, canın yanacak. Ne yapacaktın? Ameliyathaneye gidecek, uyuşturacaktın tırnaklarını, öyle keseceklerdi. وَهُوَ الْلَط۪يفُ Allah Teala latif, yani şu saçları ayda bir kesiyoruz. Eğer bunlarda, şu kulağımda, deride olduğu gibi hücreler olsaydı, o zaman Canın yanacaktı. Kesemeyecektin. Tıraş olamayacaktın. Ne yapacaktın? Ameliyathaneye gidecekti insanlar. Uyuştur, narkoz alacaklar. Anestezi. Ondan sonra o tıraş yapacaklardı onları. Peki buna ne hastane, ne tıp, ne doktorlar, ne devlet. Kimsenin imkanı yetmezdi. وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَب۪يرُ biliyor seni işte. Neyi nasıl yapabileceksen o sisteme göre yaratmış. Kardeşlerim bedenimize, yapımıza itirazımız yok da bu beden bir sisteme göre ölene kadar varlığını sürdürsün. Kulların iradesine bırakmış. O iradeye hükmetmek üzere Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Niçin o kitabı almıyoruz? Niçin onu hayatımıza tatbik etmiyoruz. El Latif Celle Celalu. Şura suresinin 19. ayetinde Allahu Latifun bi ibadi. Allah Teala kullarına karşı latif, kullarına karşı son derece rahmetli, rahmetiyle muamelede bulunuyor. O El Latif ise sen de insanlara lütufta bulun, ikramda bulun. Allah Teala nasıl sana anne karnında o anneye bağlanmıştın oradan alıyordun. Rahat bir şekilde anne gıdaları alıyor. Bebek de cenin de anne karnında besleniyordu. Yani kıyametler kopararak seni orada beslemedi. Sesler, efendim bak bu kul şöyle besleniyor. Böyle bir şeyler duymadın. O halde sen de Fukara ikram ederken davul zurnayla, kamerayla kapısına gitme, ekmek verip onun şerefini alma, onu dünyalara gösterme, yapma, Abdurrahman bin Avf gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi ikram ile infak ile yani Latif Celle Celalu isminden sen nasipdar ol nasıl? Allah Resulü Aleyhisselam infak ediyor, ediyor. Birisi geliyor, istiyor. Verecek bir şey yok. Buyuruyor ki, İbte aleyye. Git benim adıma falana söyle. Sana ikram eylesin. Sana infak eylesin. Kardeşlerim, devlet başkanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kadar veriyor ki Artık yanında verecek bir şey kalmamış. Bir şey kalmamış. Öyle ikram ediyor, öyle infak ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün bir devlet başkanının yanına fukara böyle gidebilir mi? İsteyebilir mi? Ama elhamdülillah İslam tarihinde Ömer bin Abdülaziz'ler, Fatihler, Yavuzlar böyle bir ahlaka sahip oldular. Neden? Çünkü onlar El Latif Celle Celalu dediler. Allah azze ve celle'yi bu isimleriyle tesbih ettiler. Alam tara en Allah enzele mines sema'i ma'an fetusbihu ardu muhtarra. İnne Allah Latifun Habir. Hac suresinin 63. ayeti. Buyuruyor ki Elem tara ennallaha görmedin mi? Ennallaha enzele mines semai ma'en fe tusbihul ardu muhdarra. Yer yemyeşil oluyor. Eğer el latif celle celalu, deniz olmasa, buharlaşma olmasa, bulutlar olmasa yağmur yağmayacaktı. Bu sistemi kuran kim? Sessiz sedasız buharlaşma olur, bulutlar oluşur, yağmur yağar, sen de toprağa bir tohum atar, oradan yüz tane alırsın. Bu sistemi kuran kim? El Latif Celle Celalu. Her yerde bu sistemi işletiyor işte. O halde sen de kullara ikram ederken ve mimma O sana veriyor. Onun sana verdiklerinden rızık olarak verdiklerinden sen de onun yolunda onun kullarına ikram edesin kardeşlerim El Latif Celle Celaluhu bize diyor ki nimetleri alırken nimetlerden istifade ederken o nimetleri var eden onların sahibi mun'im olan Allah Azze ve Celle'yi tefekkür edin. Kardeşlerim süt alıyoruz, içiyoruz. Bizim için bir gıda oluyor. Suyu alıyoruz, içiyoruz. Su donduğu zaman buz oluyor. içemezsin. Hep öyle olsaydı içemezdik işte. Ya da kaynar olsaydı o halde de içemezdik. Nasıl ondan istifade edebileceksek o kıvamda Allah Azze ve Celle suyu yarattı. Peki suyu alıyoruz. Suyu içerken o suyu bedenimize uygun bir şekilde yaratan, var eden, otu yiyen inekten bedenimize uygun sütü çıkaran El Latif Celle Celalu. Onu hatırlıyor muyuz? Onu tesbih ediyor, onu zikrediyor muyuz kardeşlerim? El Latif Celle Celalu bize Rabbimin ihsanını, ikramını, lütfunu, adaletini anlatır. Ey kullarım buyurur sanki Rabbim bu isimle Siz de bu ahlaka bürünün Latif olun Zeraveti zerafeti kuşanın la temnun testektir Verdim mi başa kalkma Bak bak seni işe almıştım Bak orada karnını doyurmuştum Bak adam değildin sürünüyordun Elinden tutmuştum O nankör olsa bile Sen bunları deme Niçin bunları yapmıştın? El Latif Celle Celalu. O sana ikram ediyor. Sen de ikram edecektin. Ahirette karşılığını alacaktın. Kardeşlerim Son isim ise bu akşam okuyacağımız El Habir Celle Celalu. Allah Azze ve Celle Habir. Her şeyden haberdar. Eşyadan haberdar, eşyanın sırlarından haberdar, sırların da sırlarından haberdar. Yani siz hadiseyi biliyorsunuz ama bir boyutuyla bir de onun arka boyutu var, arka planı var. İşte onları bilmiyoruz. O El-Habir Celle Celalu her haliyle biliyor. Kardeşlerim Allah Teala El-Alim El-Habir. Peki el-alim, el khabir arasında nasıl bir fark var? el khabir Allah Azze ve Celle'nin bu isimle her şeyi her yönüyle, her boyutuyla bilmesi. Yani siz bir adam görüyorsunuz, kadınları gördüğü zaman gözünü indiriyor böyle. Maşallah, ne edepli birisi diyorsun. Harama bakmıyor. Yaz günü sokakta nasıl dolaşıyorlar? O bu gözler sana ihanet etmeyecek ya Rabbi diyor. Edeple yürüyor. Sen bunu salih bir kul zannedersin. Peki ya eve gittiği zaman perdenin arkasından sokakları seyrediyorsa ya da ekranlar, telefonlar alıp gecenin yarısında seyrediyorsa bu adam iki yüzlü riyakardır. Bize göre o salih bir adam olabilir. Ama El-Habir Celle Celaluhu buyuruyor ki Ey kulum insanlar içerisinde nasıl oluyorsan yalnız başına duvarların içinde kaldığında da aynı halde ol. Ben seni her halde görüyorum. Bir hanım kardeşim aramış. Diyor ki: "Eşim televizyonda, telefonda, telefonda ahlaksız, edepsiz görüntülere, videolara bakıyor. 17 yaşında bir oğlum var." babasının telefonunu aldı baktı onları anne dedi bak babam nelere giriyor bakıyor diye ben de yalan konuştum acaba günah işledim mi patronun oğlu almıştır babanın telefonunu onun şoförlüğünü yapıyor o girmiştir oralara yoksa babam böyle edepsizlik ahlaksızlık yapmaz diye bu nasıl bir haldir bu adam Allah Teala'nın huzuruna çıkacağını bilmiyor mu Önüne amel defteri konacak. Rabbim ona hadi bakalım. Amel defterin orada. Oku bakalım deyince oradaki o rezaleti görecek. Sen kulların içinde gözünü kapatır. Orada böyle dururdun. He, derviş gibi. Sonra yalnız başına kalınca harama dalardın. Ey riyakâr ver bu halin hesabını diyecek. Ama Müslüman her halde, her konumda bilecek ki el kabir görüyor. O zaman Hazreti Ömer Efendimiz zamanda olduğu gibi anneler baskı yapsa da el kabir celle celalu diyenler süte su karış sırmayacaklar. Bilecekler ki el kabir celle celalu her halde görüyor, her halde biliyor ve bütün bunların hesabını soracak kardeşlerim. İn tubdu sadakati fe nimma Ve in tukhfuha ve tu'tuha'l fukara fa huwa lekum. Rabbim buyuruyor ki: İn tubdu sadakati eğer insanlar böyle sadakayı verirken zekatı verirken onu açıktan verirlerse feni bu ne güzeldir. Ve entuhuha ve tu'tuha'l fuqara fa huwa lekum. Eğer gizli onu fakire verirlerse o zaman bu çok hayırlıdır. Öndesiyle hiç kıyas edilmez. Çok daha hayırlıdır. Bakara suresinin 271. ayeti. El Habir celle celaluhu diyen şuna inanıyor. Ya Rabbi ben sadaka verirken sen görüyorsun, buyuruyorsun ki gizli vermek daha hayırlı. Görüyorsun ahirette bunun karşılığını vereceksin. O halde neden bunu insanlara göstereyim de içine diya karıştırayım kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bize Rabbimin o isimlerini anlatır. Ayetin sonu Vallahu bima ta'amelûne habir. Allah Teala yaptıklarınızdan haberdar. Sen o sadakayı veriyorsun. Açıkta veriyorsun. Ne diyorsun? İnsanları teşvik edeyim diye. Doğru. O zaman verebilir. İn sadakat sadakati fe Peki bana mı öyle söylüyorsun? Yoksa kalbin de öyle mi söylüyor? Beni kandırırsın. Ama kalbin ne diyor? Allah Teala Habir ismiyle kalbini biliyorum diyor. Ona işaret ediyor. O halde El Habir Celle Celalu derken Rabbim benim kalbimden haberdar. Bu virdi unutmuyoruz kardeşlerim. Ya le muhainetel ayun ve ma sudur. Gözlerin ihaneti, gözlerin zulmü nelerse Allah Azze ve Celle el Habir olarak bunları biliyor. Bakara suresinin 234. ayetinde Rabbim وَالَّذ۪ينَهُ تَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا Yani kocası vefat eden bir kadının iddetini anlatıyor. Peki sonu nasıl bitiyor? وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٍ Ey kocası ölen kadın, sen evinde ne haldesin? Onun yakınları, siz o kadına zulmediyor musunuz? Onun hukukuna riayet ediyor musunuz? O anneniz değil, babanızın ikinci hanımıydı diye onun hakkını hukukunu çiğniyor musunuz? Bir konuştuklarınız var, söyledikleriniz var. Ifadenize bakın, haklısınız. Ama bir de arka plan var. Onu hakim bilmiyor. Unutmayın ki, Allahu بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Allah Azze ve Celle bütün bunlardan haberdardır. Bütün bunların hesabını soracak. وَلَا يَجْمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Rabbim buyuruyor ki bir kavimle hesaplaşıyorsunuz onlara olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. اَعْدِلُوهُ اَقْرَبُ ve Adil olacaksınız. Efendim ben adilim, ben hakkaniyete riayet ediyorum, ben herkesin hukukunu koruyorum, ben şöyle valiyim, işte onlar babamla, aileyle sorunları vardı, ben onların hukukunu çiğnemiyorum. Mahkemede bütün bunları ifade ediyorsun. Ben şöyle belediye başkanıyım, bak ne kadar adilim. Raporları ona göre tutuyorsun, müfettişi ikna ediyorsun. Peki Allah Teala'yı ikna edebilir misin? Bu halin hesabını ona verebilir misin? Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bu ismiyle bize o her şeyden haberdar haberdar ve dünyada müminlerin, müslümanların yaptıklarının hesabını yapmadıklarının terk ettiklerin hesabını ona soracak. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşleriyle arasında bir olay olmuştu. Bir bağlı şerbeti hadisesi var. Sonra o sırdı, onu söylemeyeceklerdi, söylediler. Tahrim Suresinin 3. ayeti Efendimizin eşi annemi sordu. Bunu sana kim haber verdi? Rabbim buyuruyor tabii, Efendimiz cevap veriyor. Kale nebbeniyel alimul habir. Alim ve habir olan Allah Azze ve Celle bildirdi. Kardeşlerim bu olay Kur'an-ı Kerim'de yok. Onun için bu ayet-i kerime vahyin ikiye ayrıldığının delillerindendir. Vahiy bir, vahiy metlu, bir de vahiy gayr metlu diye ikiye ayrılır. Vahiy metlu Kur'an-ı Kerim. Gayr metlu nedir? Sünnet seniye. Şimdi peki Efendimiz buyuruyor ki kale nebbe eniyel alimul habir <laughs> alim ve habir olan Allah Azze ve Celle bana haber verdi. Peki nerede o haber? Kur'an-ı Kerim'de yok. Bu neyi gösterir? Demek ki ikinci bir vahiy var. Yani vahiy birdir ama iki yolla geliyor. Biri Kur'an-ı Kerim, biri de sünnet seniye. Peki Allah Azze ve Celle'nin habir oluşu. Bütün kullara teyakkuz halinde olun onu söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın habir oluşuyla alakalı size sahabe-i kiramdan bir hadiseyi anlatayım. Bununla dersimizi hitama erdirmiş olalım kardeşlerim. <laughs> Uveymir Umeyr bin Vehb Umeyr bin Vehb radıyallahu anh müşrikti. Çok savaşçı, cengaver birisiydi. Bedir'de oğluyla beraber savaşmış. Kendisi kurtulmuş fakat oğlu esir düşmüştü. Müslümanların elindeydi. Kurtulanlarla beraber Mekke-i Mükerreme'ye döner. Kabe-i Muazzama'nın bir sabah avlusuna girer. Safan bin Ümeyye ile karşılaşır. Selamlaşırlar cahiliyede olduğu gibi. Bedir'i konuşmaya başlarlar. Bedir'de neleri kaybettiler, kimleri kaybettiler, onlardan bahsederler. Safan bin Ümeyye, Mekkelilerin lideri, yani ileri gelenlerinden birisi. Çok zengin bir adam. Bedir konuşulunca Safan bin Ümeyye der ki, لَيْسَ وَاللّٰهِ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ بَعْدَهُمْ Yani Mekke'de kalktık, Bedir'e gittik. Orada Ebu Cehil gibi, Mekke'nin lider adamlarını kaybettik. Önemli sayıda da esir verdik. Onları kaybettikten sonra hayatın bir anlamı kalmadı der Safvan bin Umeyye. Umeyr bin ve ben de aynı kanaatteyim. Yaşamamızın bir anlamı kalmadı der. Eğer çocuklarım olmasa, çocuklarıma bakacak birileri olsa, borçlarım olmasa kalkar buradan giderdim. Bütün bu acıları bize yaşatan Muhammed'i öldürür gelirdim der Umeyr bin ve Bunu söyleyince Safan bin Ümeyye'de para bol her şey var dünyalık. Eline büyük bir fırsat geçer. Tamam der ne istiyorsan ben vereyim. Eğer ölürsem çocuklarına bakayım. Bütün borçlarını da üzerime alıyorum hepsini ödeyeceğim. Sen git Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öldür der. Peki aramızda sır kalsın sırdır der ayrılır kılıcına zehir sürer ayrılır Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye varır Medine'ye varınca devesinden iner Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh yanında Müslümanlar var onlarla Bedir'i konuşuyor Allah Teala onlara Bedir'de nasıl büyük bir zafer ihsan eyledi Müşrikler nasıl perişan oldular, nasıl kayıp verdiler, nasıl resir oldular. Allah Teala davasına yardım edenlere nasıl sahip çıkıyor? Azlar çoklara nasıl galip geliyor? Bunu konuşurken bir ara gözleri Umayr bin Vehb'e değiyor. Diyor ki: "Hadal kelbu adu'llahi, Ümeyr bin Ha habu adam." Bu ahlaksız herif diyor. Hz. Ömer Efendimiz ona bu hayvanlaşmış adam kelt diyor ona. Bu Umeyr bin Vehb'dir. Vallahi ma ca'e illa li şerrin. Bu adam bir kötülük için buraya gelmiştir. Neden geldi? Hemen kalkın Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafında etten bir duvar örün der. O da Efendimiz Aleyhisselam'a gider. Umeyr bin Vehb geldi ya Resulallah der. Efendimiz Aleyhisselam edhilhu aleyye al getir Ömer der ama Ömer geliyor. Hani Müslümanlar Kabe-i Muazzaman'ın avlusuna çıkamıyorlardı. 40. Müslüman Ömer olunca Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş فَف۪يمَ <laughs> الْاِخْتِفَى Bu saklanma, gizlenme nedir ya Resulallah? Neden Kabe-i Muazzama'nın avlusuna çıkıp orada Kabe'ye dönüp Allahu Ekber demiyoruz ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam vakti geldi. 20 kişinin başına Hazreti Hamza'yı, 20 kişinin başına Ömer Efendimiz'i tayin ediyor. Kendi ortada. O halde Kabe-i Muazzama'nın avlusuna çıkıyorlar. Şimdi o Ömer radıyallahu an ensesinden, elbisesinden tutuyor. O henüz müşrik olan cengaver Umeyr bin Vehbi o halde Efendimiz Aleyhisselam huzuruna sokuyor. İşte bu. Efendimiz buyuruyor ki atlık huya Umar bırak onu. Öyle demedim ben sana. Öyle sok demedim diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Sonra bırakıyor geri çekil diyor. Ona da sen bana yaklaş Umeyr diyor. Efendimiz'e yaklaşıyor. Selam veriyor cahiliye selamıyla. Resulullah Aleyhisselam Allah bizi İslam selamıyla şereflendirdi. Ona İslam selamını veriyor. Sonra buyuruyor ki وَمَا الَّذ۪ي جَاءَ بِكَ يَا Seni buraya getiren nedir? Evladım diyor. Ve onu almaya geldim. Onun için buradayım. Allah Resulü Aleyhisselam soruyor. Umeyr saklıyor. Efendimiz soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Umeyr saklıyor. Sonunda Ali vesselam ve selam buyuruyor ki: "Bel ka'atte ente ve Safvan bin Hani diyor sen Safvan bin Umeyye ile Kabe'de oturmuştun. Orada konuşuyordun. Mekkeliler kimleri kaybettiniz? Kimler kuyulara atıldı? Sonra sen dedin ki: Laula deynun alayya wa ayalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammeden. Eğer borcum bakmakla mükellef olduğum ailem olmasa buradan çıkar gider Muhammed'i öldürürdüm. Saffan bin Umeyye'ye Kabe'nin avlusunda oturduğunuzda bunları söylemedin mi? Sonra senin bütün borçlarını ailenin geçimini Safan bin Umeyye taahhüt etti. Evet ben bunları veririm dedi. Sen gidebilirsin. O halde çıkıp da buraya gelmedin mi deyince şaşırır, durur Umeyr. Allah Resulü Aleyhisselam'ı tekzip ediyor. Yalanlıyorlar. Ona kılıç çekiyorlar. Peygamber Aleyhisselam savaşmamak için Mekke-i kalkıp Medine'ye gelmiş ama onlar Allah Resulü Aleyhisselam'la savaşmak için kalkıp Medine'ye kadar gelmişler, Bedir'e gelmişler. Şimdi Peygamber Aleyhisselam ona saklamış olduğunu El Khabir Celle Celalu haber verince Peygamber Aleyhisselam onların konuşmasını Allah Teala'nın ona vahy etmesiyle deşifre ediyor. El Khabir Celle Celalu. O bizim bildiklerimiz var. Ama bir de arka plan var. Bildirince bilir işte. Bilir kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam bunu söyleyince Eşhedü enneke la Resulullah o an çöker. Şehadet ediyorum ki bütün varlığımla sen Allah'ın Resulü Muhammed'sin der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselamı öldürmeye gelirken onunla dirilmek işte. Allah Teala'nın latif ismi letafetle muamele ediyor. Hani Hz. Ömer Efendimiz'e buyurmuştu ya atlık ya Ömer atlık ya Ömer onu bırak öyle değil de normal biri gibi gelsin yanıma orada kalbindeki kesafete şöyle bir dokunmuş o siyah perdeyi Allah Resulü Aleyhisselam zarafetiyle bir parçalamıştı. Şimdi bu muzeyle bütünüyle sarsılır. El Celle Celalu isminin tecellisi kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam fakkihu akakum fi dini. Kardeşiniz Umeyre biraz önce düşmanınızdı. Şimdi kardeşiniz oldu. Ona din öğretin der kalır Medine'de İslam'ı öğrenir. Hz. Ömer Efendimiz buyurur ki Umeyr bana domuzdan daha eşer, domuzdan daha kötü bir varlık olarak görünürdü. Ama iman edince oğullarımdan daha sevgili geldi bana.'' Ömer'in bir imanı var. O imanda bir destan var. Her halinde bir destan var. Kafire öfke, Müslümana rahmet, Müslümana şefkat var. Medine'de bunlar olurken Safan bin Umeyye dar Nedve'ye gelir. Der ki yakında büyük bir haber alacaksınız. Yakında en sevdiklerimizin ölümüne sebep olan Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ölüm haberini alacaksın. Alacaksınız. Sevinin az kaldı der. Gelen her kervana soruyorlar. Medine'de neler oldu? Efendimiz aleyhisselam hayatta mı diye soruyorlar. Bir ara Safan bin Umeyye, Umeyr bin Vehbi soruyor. Bir kervan geliyor. Diyorlar ki, İnne Umeyran kad esleme. Umeyr Müslüman oldu diyorlar. Medine'de Umeyr'in İslam'ını, Umeyr'in Müslümanlığını konuşuyorlar. Umeyr Allah Resulüne gelir bir gün, Ya Resulallah der, ben cahiliye döneminde Müslümanlara eza eder, işkence eder, niçin La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyorsunuz diye bunlar yapardım. Şimdi müsaade edersen Mekke'ye gideyim sesim ne kadar çıkıyorsa o kadar en yüksek yerlere çıkayım. Ya eyyuhennas, kulu la ilahe illallah tuflihu. insanlar bırakın hubeli, bırakın menatı, latı, uzayı. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyin ve kurtulun diyeyim. Allah Resulü Aleyhisselam gönderir. Mekke-i Mükerreme'de bu güçlü sahabinin dirayetli tebliğiyle çok insan Müslüman olur kardeşlerim. Evet, o El-Khabir Celle Celaluhu. Khabir yani her şeyden haberi var. Efendimiz Aleyhisselam da Kale nebbe'eniyel alimul khabir. Alim ve khabir olan Allah Azze ve Celle bana haber verdi buyurmuştu. Yani o haber Kur'an-ı Kerim'de yok. Vahi gayr metlu murad ediyor bu ayet kelime. İşte burada da bir vahi gayr metlu var. Haber veriyor. Allah azze ve celle peygamber aleyhisselam'a haber veriyor. Derler ya veli kulların yanında kalbine sahip ol. Peki veliler hep gaybı bilirler mi? Bilmez kardeşim. Kimse bilmez. Peygamber aleyhisselam Allah Teala bildirirse biliyor işte. Ama fasık yanlış haber getirdi. O zaman Efendimiz Aleyhisselam bilemedi. Yani fasık getiriyor. Efendimiz Aleyhisselam onun haberi üzerine ordu gönderiyordu. Sonra ayet kelime geliyor. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum beyin binebeyin fetebeyyinu. Tabi o kişi de sonra tevbe ediyor. Peki Allah Teala bildirince biliyor. Yani bütün mugayyebatı Efendimiz Aleyhisselam bilmiyor. Allah Teala ne kadar bildiriyorsa o kadar biliyor. Peki veli kullar Cenab-ı onlara bir takım şeyleri ilham edebilir. Ama bu her şeyi biliyor dersen o zaman akideye ihanet etmiş olursun. Olmaz. Veliler gayıptan haber vermekle sorumlu adamlar değil. Zaten gaybın perdesini kaldırma teşebbüsünde bulunmayı meşah-ı kiram bir edepsizlik ameliyeti ameliyesi olarak görürler. Yani Allah Teala bazı şeyleri ilham edebilir ama o ilhamlar da gezin bilgi olmaz. Hazreti Ömer Efendimiz Sariye ne diyor? Medine-i Münevvere'de o İran tarafında. Ya Sariye ile'l Cebel diyor. Dağa da diyor. Dağ çekil. Medine ile İran arasındaki Allah Teala engelleri kaldırıyor. Hazreti Ömer Efendimizi orayı gösteriyor. İslam ordusu dağa çekilerek bir saldırıdan kendini korumuş oluyor. Orayı gösteren Rabbim arkasında Mecusi Ebu Lu'luha namaz kılıyor ama onu görmüyor işte. Hazreti Ömer Efendimizi hançerliyor, şehit oluyor. Yani Allah Hazreti ve Celle gösterirse, ilham ederse bilir kardeşim. Bir de Allah Resulü Aleyhisselam'a gelen nedir? Vahidir, kesin bilgidir. Meşayih-i kirama gelen ilhamdır. Kesin bilgi olmaz. Ama Allah Azze ve Celle bir takım şeyleri ilham edebilir kardeşlerim. Bizim akide kitaplarımızda el ilhamu uleyse minel marife yazar. Kesin bir bilgi kaynağı değildir. Tasavvuf ilham üzerine kurulan bir yol değil. Tasavvuf züht tasavvuf takva, vera, sünnet-i seniye ittibadır. Şanak şübentler, İmam Rabbani ile şeriat tasavvuf bağlamını böyle tesis ettiler. Tabi Abdülkadir Geylaniler, onlar da bu yoldaydılar. Kardeşlerim, El-Habir Celle Celaluhu müminlere, mazlumlara der ki dayanın. Direnin ve dayanın. El-Habir bütün olanları görüyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ İbrahim suresinde Allah Teala'yı gafil zannetmeyin mutlaka bunların hesabını soracak yani dünyada Yavuz gibi adamlar gelecek onlar hesabını soracak ama El-Habir görüyor Dayan Gazze, Diren, Kudüs Aksa'nın çocukları Doğu Türkistan Urumçi, Yarken, Arakan, Dayanın, El Celle Celalu görüyor. Bütün bu olanlardan, arka planlardan haberdar. Yüreğine El diyerek semadan sekinet yağsın. Mutlaka bunların hesabını soracak. Rabbim bu isimlerin hakikatini hayatına taşıyan kullar kadrosuna bizleri ilhak eylesin. Unutma yürürken, konuşurken, imza atarken, ders anlatırken, tedavi ederken bir insanlara bakan yüzün var. Eğer bir de arka plan varsa insanlara belki şirin gözükebiliriz. Ama el habir arka planı mahşer günü önümüze koyacak. İkra kitabe oku bakalım diyecek. Ya Rabbi mahşer günü yüzümüzü ak eyle, yüzümüzü karartma Allah'ım. Bizi dünyada da huzurunda da mahcup olmayacak bir iman, bir amel, bir duruşla yaşat Allah'ım.